Günaydın. Hi. Evinin manyağı geldi efendim. Nasılsın? Bugün pazara gideceğim. Saat 1'de normalde gidecektik. Ama tabii ki de Paris her zaman olduğu gibi geç kalacağı için ailemle kahvaltı edeyim dedim bari. O kadar eminim ki çünkü geç kalacağına. Şekerparemin. Seni şarja koyuyorum. Seni ama. İçeri gidelim şimdi. Bu arada life update. Kitap okuyorum. Kitap okumaya başladım. Normalde hiç okuyamayan bir insanım. Dikkat dağınıklığım var. Daha önce YouTube kanalımda bunu söylemiştim ama kim bilir kaç milyon video önce. Günaydın anne tan. Good morning. Kızın YouTube'a vloglarıyla geri döndü. Ne diyorsun? Ne zaman çıkacak acaba? Şimdi. Oha. İstikrarsızlık. İşime istikrarlıyım. En istikrarlı olduğun şey istikrarsızlık. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir dur bakayım. Ama dur yeni kalktın. Bir dur. Yerim şiş. Ben bir aydır YouTube'da yokken çok bir şey kaybetmedim. Annemin hala boyu uzamadı. Benim fonu şiş. Bir kere geçenlerde bir şey okudum. Bir ana kızısından nasıl arkası olur ya. Bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde bir şey okudum. Çok mantıklıydı. Neydi? Allah demiş ki kısa boyları yaratır. O kadar tatlı oldular ki uzatmaya gerek yok. Hadi peynirli yumurta yapalım. Anne peynirli yumurta tarifin ne? Bol tereyağı, bol beyaz peynir. Ondan sonra beyaz peynirden daha az yumurta koyuyorsun. Sonra o yumurtayı hiç durmadan karıştırıyorsun. Hiç durmadan ama karıştırıyorsun tabii, çırpıyorsun önce. Hiç durmadan karıştırıyorsun. Ondan sonra oluyor işte. Değil mi anne? Evet, hadi biliyorsan yap. Yok, sen daha güzel yapıyorsun diye duyduk biz. Yanlış duymuşsun. Kocan acaba ekmek söyledi mi? Babiş. Babiyente. Sucuk mu? Anne sucuk yaptın mı? Sen ekmek söyledin mi? Sucuk. Yapış salak salak hareketler etme ya. İndir şu aşağıya şunu. İndir boyunu. Şu Evladım indirsene, kolların böyle kaldı. Sofrada şey yapma, oyunu bırak Azal ya. Bir de ağzını kapatıyorsun, öbür tarafa mı dönüyorsun yani? Senin ağzını kapattım zaten anne, söylemesin kocana. Ya tamam, kocana ver, kocana huysuzluğunu. Tamam. Hayır hayır, ben az istiyorum. Ben az çok istiyorum. Az istiyorum. Tamam, teşekkür ederim. Kendini besledi, sıra sokak kedilerinde. Ama tabii önce kendisini besledi. Abi kendinden önce evdeki kedileri besledi. Suratsız ya. İyi bir şey yaparken bile suratsız bu adam ya. Kızına ilk defa hayatında çay koyuyormuş. İlk defa kızına hayatında çay koyuyormuş. İlk defa, kızına çay koyuyormuş. Seni de seçtim ya Eray. Eray ilk defa kızına çay koyuyormuş. Bence evet. Kızın ilk defa anne, ben sana hep koyuyorum. Hayır ya. Daha geçen gün bak benden istedim. Bak bunu yalan oldu herkesin. Bilin bakalım her zaman olduğu gibi kim geç kaldı? Ben değil. Nasıl sen değil ya? Vallahi ben. Saat 2 ya. Ya karşıdan geldim ben ama. Gitmeseydin kardeşim, 1,5 haftadır konuşuyoruz. Ne yapayım? Ay şeyimi almadım. Para aldım değil mi, para? Hemen annem dedim. Tabii. Ben sende o potansiyel var. İyi var ya, tam pazarın dibinde yer bulduk en çok Paris. Niye? Yeah. Biz iki kızlarız. Tabii ki de hayatım. Sen dedin ki 5 tur atınca buluruz. İki buçuk turda bulduk. Pazara geldik. Pazara, cumartesi pazarına. Paris bu ne? Aşkım bu ne kalabalık. Bu ne ya? Bu ne ya? İnanamıyorum ya. Bu kadar kalabalığa gerçekten gireceğiz mi? Mecburuz artık. Umarım geldik. Umarım girdiğimize değer. Aşkım bir şey söyleyeceğim. Güzel ne varsa toplayacağız değil mi? Toplayacağız. Bak tabii. Benim 400 liram. Bu kadar geldik pazara, bu kadar insan içine gireceğiz. Benim 400 zaman. Liram var. He. Tamam, bende de yaklaşık olarak o kadar var. Bence hatta düşük bütçeyle ne alabiliriz? Bakalım onu bir test edelim. Ama paramızı gözlemeye bir ayıracağız diye tabii, umut tabii, ediyorum. Tabii, tabii. Çünkü gözleme. Pazar kalesidir yani gözleme. Aynen öyle. Hatta bence pazarın içindeki gözlemeciden. Of, ama orası da çok kalabalıktır be. Ya. Bu ne abi, nasıl hareket edeceğiz işte? Ben sana dedim erken gelelim diye ama. Erken gelseydik hiç yürüyemezdik. Bu ne abi? Burada parfümler bulduk. Şu
babamın aynı parfümü ve gerçekten aynı kokuyor. Yavaşla bak. Kesene bereket abi. Kesene bereket. Burada Trendyol ürünleri var. Şunları da gösterelim yani. Daha pazarın girişindeyiz. Aynen öyle. 10 tane yerde durduk. Burada Trendyol ürünlerinin birebir aynısı var. Pardon, şunlar evet, falan. Evet baksana. Aynen. Ve fena da değiller yani. Bak kumaşlarına. İyi mi kumaşları? Bence çok kötü değiller. Aa bak. Evet. Trikoları başarılı. Aa. Buldun mu bir şey? Haha Chanel küpe bu. Aa şu küpe çok güzelmiş. Beğendin mi? Beğendim. Bu fena değil bence. Alayım mı sana? Ne kadarmış ki? Soralım. Pardon bu ne kadar? Pardon. 35. Bunları fitne mi lan? 25. Evet. Alayım mı sana? Güzel mi sence? Sana yakışır bence. Yakışır sana. Yakışır mı? Alalım o zaman. Senin yok mu beğendin? Alıyoruz. Şimdi altın sarısı takmıyorum ya. Ay çok güzel. Ben de var ondan. Ama gülüşe. Her kişi alacağım mı gülüm? Hayır onu beğenmedim. Aynısı bende var değil, beğenmemem. Ama ben de takmıyorum. O zaman sen de kilo alırım. Olur ama griyle mi? Bir paket ver. Tamam. Bu arada gri takıya ihtiyacım var. Alacak mısın o şeyi? Dönüşte bakalım. Ben alacaktım sana. Yok yok dönüşte bakalım. Artık Bakırköy pazarında hiçbir şey kalmamış. Hayır evet ya artık hiç nerede o pazarlar? Asla gelmeyin şu kalabalığa falan girmenize değmez. Değmez yani. Evet hani maskeden yaptım bu kadar kalitesi bir şey görmedim. Pardon. Pardon. Abi bunlar ne kadar? Buyurun sorunuz neydi? Ne kadar bunlar? 35. 30 alırım. 30 alırım. 30 alırız aynen. 30 alırım ben bunu. Ya neden gözün çirkin mi bak ya? Gözlerim çok çirkin. Bunları koyacağım ki. Gözlerim çirkin falan değil de yani ne bileyim bugün kötü, makyaj kötü, şey kötü. Baksana pazar styling gibi. Aşkım yemin ediyorum mahvolduk ya. Hiçbir şey yoktu ya. Hiçbir şey yok. Bir araba kokusu aldım. parfüm diye aldım araba kokusu olarak evet, kullanacağım. Evet ben de öyle kolonya gibi kullanmak için işte çantada attık. Öyle bir tane aşkım, aldım ben de. Aşkım ben arabaya sıkacağım ya. Sen arabaya sıkacaksın, ben de elime sıkacağım arabaya işte. Arabaya sıkarım valla, araba kokusu elime olarak. Kolma. 20 lira kız hiçbir şey değil. Aynen öyle, bir de iki tane toka aldım. Aynen. Biri pembe, biri scrunch sıra. Aldım. Scrunch aldım. Çok seviyorum çünkü saçlarım bence o zapt ediyor. Başka hiçbir şey yapmadı. Gidelim mi artık? Hadi buradan defolup artık gidelim ya. Mi? Hadi bir kahve içmeyelim ya. Bir ice americanımız yok mu ya? Ağzımız yüzümüz kurudu yani. İnsanlarla mücadele etmekten. Evet. Bir dakika dur. Önce kemerimi takayım. Öldüreceksin. Sonra sana ceza yazarlarsa bana ağlama. Bu arada var ya pazar benim için çok iğrenç geçti. Hiçbir şey bulamadığım gibi bir de kameram kırıldı. Bravo bana hiçbir yani. Hiçbir şey bulamadı dediğine bakmayın. Milyon tane fake çanta aldı. Sahte Air Jordan'lar aldı. Yalan söyleme. Fake çantalar aldı. Yalan söyleme. Orası kaza. Oradan mı gidelim? Nereden gideceğiz? Aşkoş yine çıktığımız Bakırköy'e dönmek zorundayız. Öyle mi diyorsun ya? Evet. Bak şey çıktık İncirli'ye. Kaybolduk senin yüzünden. Nereden gideceğiz? Sus artık ya. Bak şu motorcuyu tutar çeken arabada üstünde. Sarışındım aslında. Orijinalim gerçekten sarışın. Bunu sen biliyorsun. Belki. Aptal sarışınlardan mısın sen? Hayır aşkım ben zeki bir sarışınım ama bazen aptal olmayı tercih ediyorum. Hmm. Düşmanlarıma karşı ya. İşimi kolaylaştırıyor. For bu arada ya sen var ya. Bu arada Paris'te biz podcast yapmayı düşünüyoruz. Ay evet. Çok da güzel konularımız. Bence biz bu arada bayağı entelektüel konuşuyoruz Paris'te. Aynen. Çok güzel sohbetlerimiz var. O yüzden bence podcast bize çok iyi olur. Bence de bize çok, çok iyi gider. Gelecek. Aynen öyle. Diye düşünüyorum. Ablasi. Ablasita. Ne zaman başlayacağız peki sence? Aşkım biz yani yaşlandığımızda falan yapmış yani olabiliriz artık. Spotify bitmiş olunca. Ben kitap okuyacağım. Senin de daha editlerin var. Yani bana defol git mi diyorsun? Aşkım yok öyle demiyorum. İşini hallet sonra zaten bütün gün bizim. Evet.
Yarın çok da bizim. Çok güzel videolarımız var daha. Yarın da bizim. Ay yaşasın ya. Pazarda hiçbir şey bulamadım. Çok üzgünüm ama. Hafta belki bir şeyler yaparız. Evet. Çarşamba günü de çarşamba pazarına. Aynen aynen. Çarşamba, yine hiçbir şey bulamadığımız bir pazara. Ay çok kafayı yedim. Ay pazardan aldığın şeye bak. Çok yansıdım. Ne kadar verdin bana? 10 lira. Bana da bunu aldı. 3,5. Ya neden böyle izliyiz? Ay çok güzel ama her şey pembe baloncuklu. Baloncuklu ve pembe. Olsun al. Dünyanın parasını verdim. 3,5. Çok mutsuzum. Kameram kırıldı. Neyse. Videomuzun sonuna gelmeden önce film kısa bir video oldu tabii. Kusura bakma çünkü pazar hiç umduğum gibi değildi. Tıklım tıklımdı ve üstüne üstlük hiçbir şey yoktu. Ve hafta sonu o günlerde kaldığım süre içerisinde şu kitabı bitirdim. Einstein Gibi Düşünmek. Güzel bir kitap. Tavsiye ederim. Kişisel gelişim, ben öyle boş kişisel gelişim kitaplarını sevmiyorum. Daha felsefik ve bilimsel kişisel gelişim kitapları seviyorum ve bunu da sevdim. İçinde güzel şeyler var. Yani çoğu aslında benim uyguladığım şeyler. Koskocaman kitaptan çıkarttığım notlar şu kadardır. Ama gayet güzel. Bu arada ben not alarak gitmeyi seviyorum. Onun dışında geçen gün Elon Musk'ın favori kitaplarını araştırdım ve birkaç tane aldım. Bir tanesi şu, Sıradan Hisseler. Sıra dışı karlar. Bu birazcık böyle ileride hisse satıp işte almak vesaire istiyorum. Bir tanesi bu, sıfırdan bire. Startup üzerine notlar ya da geleceği inşa etme yolları. Bu Elon Musk'ın en sevdiği kitaplardan, kişisel gelişim kitaplardan biriymiş. Bir tanesi Otostopçunun Galaksi Rehberi. Bunu zaten hep istiyordum. Onun da favorisi olduğunu görünce dayanamadım, aldım efendim. Bir tanesi yatakta, onu uyumadan önce göstereceğim çünkü okumaya başladım. Bunları kendim aldım. David Hume. İnsan anlama yetisi üzerine bir soruşturma. Giguzi diye okunuyor diye umuyorum. Yine bu Çin felsefesi üzerine ikna sanatı. Farabi, Mutluluğun Kazanılması. Zaten Einstein'ı gösterdim. Bunlar güzel kitaplar yani. Bence özellikle şunun için çok heyecanlıyım. Yatakta da bir tane kitabım var. Bu arada sonunda şuraya bir televizyon aldım. Parama kıymayayım dedim. En sonunda artık bilgisayarım cidden bir şey izlemekten çöktü. Bu arada literal çöktü, hani şey yapmıyorum burada, drama yapmıyorum. Bir şeyler izlerken bilgisayarım kapanıp duruyordu. Sadece edit yapıyorum bilgisayarımda. Aslında eski de değil yani bilgisayarım, touch bar olandan, ama anlamadım. Bir diğer kitap da bu. Bu kitabı şu anda Türkiye'de çok belli başlı yerlerde bulabiliyorsunuz. Çünkü bu yazar Türkiye'ye geldiğinde içeriye atılmış ve neden içeriye atıldığını vesaire bilmiyorum. Annem söyledi. Daha sonra Amerika Başkanı bayağı böyle tehditvarimsi ve dalga geçici bir mektup yazınca adamı içeriden çıkartıp özel uçağıyla ülkesine göndermişler. Büyük bir ihtimalle o yüzden bu kitabı bulması birazcık zordur ki ben gerçekten zorlandım. Takılma Yap Gitsin, bu da Elon Musk'ın çok 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 önerdiği bir kitap. Bence şimdiden güzele benziyor. Bayağı sardı beni. Bakalım. Öyle birazcık boş şeylerden konuşacağımıza güzel şeylerden konuşalım dedim. Şurası için çok heyecanlıyım. Yakında geliyor efendim. Yakında dediğim yarın geliyor yani. Öyle. Bugünlük bu videoyu bitirelim. Ay ne kadar. Vallahi birazdan reels çekeceğim. Bu sıra o kadar çok çalışıyorum ki Instagram'ım için. Çünkü artık sen de benim ailemden biri olduğun için hani bence sana anlatmanın bir mahsuru yok. Instagram'ım Amerika'dayken bir kere shadowban yedi. Shadowban nedir? Instagram topluluk kurallarını ihlal ettiğinizde Instagram'ınızın bütün etkileşimleri yok oluyor. O gün Ali Baş arıyor. Bir dakika. Hemen geliyorum. Hayatım ne yapıyorsun? Ondan sonra Melis'teyken bir tane story attım ve bu arada bunların hiçbiri gerçekten topluluk kurallarını ihlal edici şeyler değil. Gayet masum storylerdi. Yani hiçbir şey yok. Yani siyasi, ekonomik bile bir şey değil yani. Hani çok saçma sebeplerden dolayı. Violence, şiddet adı altında geçen iki tane şey ama ikisi de şiddet değil. Tamamen Türkçenin azizliği diyelim. Mesela işte bir tanesi şeydi. O güne Jordan alırken işte bir daha benden bir şey istersen seni gebertirim diye bir şaka yapmıştım. Gebertirim şiddet olarak algıladım vesaire. Böyle saçma olaylar yaşadım yani.
O yüzden bu sıra Instagram için dehşet çalışıyorum. O yüzden çok yorgunum. O yüzden YouTube'a gerçekten yetişemiyordum ama artık tamamen bütün fokusumu, odamı buraya vereceğim. YouTube ve Instagram'a emin olabilirsin. Güzel olacak. Bu video böyle hafif bir boşumsu oldu sanki. Ama üzülme. Güzel şeylerle geleceğim. Çok güzel şeyler yolda. Çok heyecanlıyım. Seni inanılmaz derecede çok 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 seviyorum. İyi ki iyi ki iyi ki varsın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Bye.